Pazar yerlerindeki müşteri aldatmalarına karşı vatandaşı korumak için uygulamaya konulan tek tip etiket uygulaması pazarcı esnafını da memnun etti. Meyve ve sebzelerin arasına konulan ve şık bir görüntü oluşturan etiketlerin müşteri çektiği ifade edildi. Pazar yerlerindeki müşteri aldatmacalarına karşı vatandaşı korumak için uygulamaya konulan tek tip etiket uygulaması pazarcı esnafını da memnun etti. Meyve ve sebzelerin arasına konulan ve şık bir görüntü oluşturan etiketlerin müşteriyi çektiği ifade edildi. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Hayrettin Uz, yılbaşı itibariyle başlayan uygulama sonucunda pazarcı esnafının odaya müracaat ederek etiketleri temin ettiğini ve etiketlerin pazar yerlerindeki sergilerde yer almaya başladığını söyledi. Belediye ile ortaklaşa karar alıp da uygulamaya geçtiğimiz tehdit etiketleri tezgahlarda gördüğünüz gibi %80 şu anda başarıya ulaştı. Perşembe sanıyorum %100, önümüzdeki perşembe %100 tezgahlar bu etiketlerle donatılacak. Herhangi farklı bir etiketten kullanılmayacak. Sanıyorum %100 biz bu perşembe bu işi bitireceğiz. Peki buradaki etiket kullanmaya henüz başlamayan esnafa neler söyleyeceksiniz? Benim naçizane tavsiyem odaya gelip bir an evvel etiketlerini alıp malların üzerine koymaları, yoksa belediye zabıta teşkilatı bu konuda kararlı. Herhangi bir vaziyet beyan kabul etmeyip cezai belediye başlayacaktır. Kendini buradan da uyarayım. Peki konumuzun dışında olarak sebze ve meyve fiyatları hakkında biraz bilgi alalım sizden. Malumunuz kış Türkiye'de bölgemizde olmasa dahi Akdeniz ülkelerinde epey kış var. Bunun bir somut örneğe yakın İspanya'da aşırı don buzlanmadan dolayı orada da seracılık çok hızlı. Buzdan don olayı yaşandı orada. Bu sefer İspanya'nın da ihracat yapmış olduğu sebze meyveleri yapamamaz duruma geldiği ve bu malları şu anda Türkiye'den talep ettiği ve bunun da akabinde fiyatların astronomi yükseldiği görülüyor. Ve bu daha yükseliş bence daha devam edecek. Çünkü Doğu Bloku, Rusya, Batı Avrupa, Avrupa'nın çoğu yerleri sebze meyveyi istekli Türkiye'den almak için. Çünkü diğer ülkelerde seracılık yapar, diğer ülkelerde buzlanma olduğu için pek onlara rağbet göstermiyor. Peki hangi ürünler, hangi sebzeler daha pahalı? Fiyatlarını... Genellikle şu anda astronomik gözüken domates, salatalık, biber çeşitleri, patlıcan bunlar. Abla yarın mı? Bir. Etiketlerin ıslanmaya ve yırtılmaya karşı korumalı olması nedeniyle her hafta etiket yazma derdinin de ortadan kalktığını dile getiren esnaf, bu konuda bu çalışmayı başlatan Başkan Hayrettin Uz'a teşekkür ediyor. Etiket uygulaması var ya. Vatandaş için iyi, görüntüsü güzel. Sizin için? Bizim için de güzel, görüntüsü güzel yani. Evet. Yani ekonomik anlamda bir getirisi yok mu size? Güzel yani. Görüntüsü güzel olduğu için vatandaş her türlü görüyor, net görüyor. Hiçbir sorunla karşılaşmıyor. Yok, şu ana kadar bir sorun yok yani. Uygulama güzel yani. Bu uygulamadan memnunuz. Herkes etiketleri güzelce koyuyor sergin üstüne. Herkes aynı etikette şey yapıyor. Daha güzel, yani görünüm olarak daha güzel oldu. Yani bunu biz ilk önce, yani Türkiye'de ilk defa biz bu şeyi çıkardık piyasaya. Yani ilerisi için daha iyi olacağını savunuyoruz. Peki diğer esnaflara neler söyleyeceksiniz bu konuyla alakalı? Bütün esnaflar yani yavaş yavaş şey yapıyor yani, kabul ediyor yani. Bunu artık herkes bu etiketlerden kullanacağız yani. Abla yarın mı? Bir.